teyze kız. Serhat hala iş bulamadım. E kızım senin kardeşinin işi var ya, köyde öyle yan gelip yatıyor. Aa, o yan gelip yatmaya bayılıyor ama ben aylak aylak dolaşsın istemiyor. Bir iş bulsun, çalışsın. Bana bak bakayım. Sen İdil Hanımlara söyledin mi? Ya bir şey ayarlayabiliyorlar mı? Söyledim söyledim. İdil Hanım'la Tansel Bey'e söyledim. İdil Hanım terapistlik işi yapıyor ya, benim kardeşim çok iyi dert dinler dedi. Ama olmaz dedi. Hmm. Gerçi bir gösterse hemen kapar. Zehir gibi çocuktur benim kardeşim maşallah. Şey diyeceğim, bir Tansel Bey ne iş yapıyormuş? Vallahi gıda işindeymiş ama ben kızlarından öğrendim. Garme gibi bir şeymiş galiba. Garme ne kız? Ya işte garme mi, gurme mi, öyle bir şey. Böyle gıda mühendisi gibi bir şey herhalde. Ha sen gurme diyorsun. Ha. Haluk Bey de sabahtan beri gazetede yazan bir gurmeyi arıyor. Gazete mi? Hı. E Tansel Bey de gazetede yazıyormuş. Sen ne dedin Hatice? Aa, Haluk Bey. Ay siz burada mıydınız ya? Tansel hangi gazetede yazıyormuş? Şu gazetede kızları göstermişti. Bir de ismini kullanmıyormuş, isimsiz yazıyormuş. Allah! Bir taşla iki kuş diye buna denir. Beyzbol sopa. Amanin! Meltem Hanım! Meltem Hanım koşun gelin, neredesin? Meltem Hanım ya! Meltem Hanım, Meltem Hanım. Ne? Meltem Hanım. Hani sizin şu taş fırınla ilgili hani kötü kötü yazılar yazan biri vardı ya. Ha? Tansel Bey'miş. Ya Hatice'ye söylemiş. Kızları söylemiş. Haluk nerede? Haluk nerede? Yukarı çıktı, bağırıyor. İyi, tamam bir dakika bir sakin olalım. En azından Haluk şu anda yan villaya gitmemiş burada ve sakin. İyi, 40 yılda bir sakin karşılamış. Ne yapsak ki acaba? Allah aşkına ya, saçmalama. Hayır, hiç konuşmayalım. Hiç konuşmayalım. Çekil önünden. Hayır, çekil. Hayatta çekeyim. Haluk saçmalama, bırakır mısın? Ya bak sonra? Ben de eleştirilerimi yapacağım ama gazetede değil, onun kafasında yapacağım. Haluk bak, elini al sopayı. Hayır. Haluk. Sakın yanıma yaklaşma. Haluk Bey, çekil önünden. Vallahi çekil. Önünden çekil diyorum. Allah'a bak, elimden biraz açılacak. Saçmalama. Entel Tansel! Entel Tansel, çık dışarı! Şişt, çok iyi. Ne var, ne bağırıyorsun? Ne istiyorsun? Seni istiyorum. Beni mi istiyorsun? Evet, sana bir şey tattıracağım. Beyzbol sopamı. Nasıl istersin, sade mi yoksa üzerine limon da sıkayım mı? Ha? Ay Tansel Bey, bence siz eve girin. Bir an önce eve girin. Emine, siz de gidin, polis çağırın, itfaiye çağırın, bir şey çağırın. Çabuk kolluk kuvvetlerini falan çağırın. Tansel, ne oluyor? Bu adam bas bas bağırıp nedensiz yere beni tehdit ediyor İdil'ciğim. Pardon, nedensiz mi? Evet. Nedensiz mi? Evet. Nedensiz falan değil. Taş fırın hakkında o yazıyı senin yazdığını öğrendim. Gurmenin senin olduğunu öğrendim. Öğrendin deme. Evet, sakın inkar etme. Tamam, o yazıyı ben yazdım. Yine olsa yine yazarım. Ha, bir daha yazamayacaksın çünkü öyle bir dayak yiyeceksin. Tansel. Tansel'cim, kitap okurken uyuyakalmışsın. Nerede o mağara adamı? Mağara adamı derken? Haluk Bey'den mi bahsediyorsun ya? Oh, değil, tam bir kabus gördüm. Oh, taş fırın hakkındaki yazıyı benim yazdığımı öğrenmiş. Elinde bir sopayla beni kovalıyordu. Tansel'cim, bak bu mesele senin artık bilinçaltına işlemiş, rüyalarında görüyorsun. Git Allah aşkına şu adamla bir konuş, bu meseleyi hallet. Tamam. Tamam, hallederim. Ama adam tam bir mağara adamı hayatım. Konuşmuyor, homurdanıyor. Ya ne yapayım ben, bu neandertal dilini bilmiyorum ki. Peki hayatım. Ama bunu da seansta bir ara konuşmamız lazım. Tamam hayatım, tamam konuşuruz. Ve tam bir kabus.